çarpma işleminden bahsetmiş. Buralara ağırlık konmuş ama şunlar çarpı olacak. Şöyle. Soruda çarpması isteniyor demiş. Tabii şu sayıları biz bilmiyoruz. AB sayısıyla çarpılmış. Bu sonuç elde edilmiş. Ama biz bunu şöyle düşünebiliriz. Yani şuralara sayılar istersek yazabiliriz. Mesela şuraya buraya x diyelim. Buraya y diyelim. Tabii uzun uzun biz bunu çarpmaya kalkarsak işimiz biraz zor olabilir. Şöyle düşünebiliriz ama çarpma nasıl gerçekleşiyor? B sayısıyla bu sayı çarpılıyor. Buraya yazılıyor. Sonra A sayısıyla çarpılıp buraya yazılıyor. Toplanıp şu sonuç elde edilmiş. Yine aynı AB sayısıyla çarpılıyor. Şu burası yine x, y, AB sayısıyla çarpılırken burası 8, 6 değil de 8 olarak görülmüş. Sonuç değişmiş. Bu sayılar değişmediğine göre bu sonucu şuradaki 8 ve 6 sayısı arasındaki fark ortaya çıkaracak. Bu ikisinden. Yani biz bunun yanında yani şu çarpmayı bu çarpmayı şöyle düşünsek x, 8, y çarpı AB çarpma işlemini şöyle düşünsek şunu yeniden düzenliyorum. Yani şöyle bir çarpma gibi düşünelim. Mesela 285 ben rastgele yazıyorum sayıları. Öteki de kaç olsun? 47 olsun. Biz bu çarpmayı aslında şöyle düşünebiliriz. Bunu parçalayıp 285 yerine 265 artı 20 gibi düşünürüz. Çarpı 47 deriz. Bu ikisi birbirine eşit. Yani şunun yerine böyle yazabiliriz. Bu ikisini çarparız. Sonra da bu ikisini çarparız. Ortaya çıkan fark şu 20 ile 47'nin çarpımından ortaya çıkan fark olacak. Bu işlemi yapacağım şimdi orada. Yazıyorum. Ben bu sayıyı x 6 y artı 20 gibi düşünüyorum. Bu ikisini toplarsak şu sayı elde edilir. Çarpı AB sayısı. Şunu sileyim. Şurayı. Şimdi biz şunun sonucunu biliyoruz. Bu çarpma işleminin sonucu burada çarpılmış. Sonuç 6930 bulunmuş. 6930. Şimdi bu tarafı dağıtalım içeriye doğru. AB sayısı bir 20 ile çarpılacak. Bir de şu 6 x 6 y sayısıyla çarpılacak. Sol tarafa yazıyorum. 6930 eşittir x 6 y çarpı AB 2 basamaklı sayısı artı 20 çarpı AB 2 basamaklı sayısı. Bu şekilde çarptım. Şimdi var mı anlaşılmayan bunlar? 20'yi ben şuna benzetmek için burası 6 olsun diye şu ikisi aynı olsun diye burayı 6'lı olarak yazdım. Onu da 20 ile toplamamız lazım. Şu eşitliğin bozulmaması için. Evet, burası 7 olsa ben 10 verecektim. Evet. Bunu şöyle parçaladım buna benzeterek. Şimdi şunun sonucunu biliyoruz. Yani x 6 y sayısıyla AB 2 basamak sayısı çarpılmış. O da 6570 çıkmış. 6570. Artık bunu sola atıp şu 6930'dan çıkaracağız. Çıkaralım. Şöyle 0 kaç geliyor? Direkt 400 360. Evet 360 gelir. Tekrar bakıyorum. Evet 360 eşittir 20 AB sayısı. Şimdi her iki taraftaki şu sıfırları çiziyorum. 2 AB 36 tekrar 2'ye bölersek 18. Demek ki bizim AB sayımız 18'miş. Evet sonucumuz bu.